Evet, 14 Ekim 2019 ve Bursa Yenişehir'deyiz. Rekor Gelişim ürününün kullanıldığı bir ceviz bahçesindeyiz. Efendim, kendinizi tanıtır mısınız? Bahçemizi bir anlatır mısınız? Bahçemiz kaça kaç? Rekor Gelişim faydaları nelerdir? Biz sizleri dinleyelim. Evet, efendim. Ben Bursa Yenişehir Mahmudiye Köyü sakinlerinden Mustafa Ülker. Ben bu bahçeyi 2014 Aralık ayında dikmiş bulunuyorum. Bu daha sonra ileriki yıllarda Rekor Gelişim'le tanıştım 4. yılında. Ve şu anda 4. yılında Rekor Gelişim'i kullanmış bulunmaktayım. 2019 yılında bitiriyoruz. Evet. 2018'in sonunda, 2018'in Aralık ayında kullandım. Aralık ayında kullandım. Evet. Şu anda 2019 yılındaki bahçemizin durumu bu. Bir bahçe, evet, birazdan anlatacağız. Evet. Sulama sorunuz var demiştik. Sulama bahsettik. Sorunumuz evet var. Ondan biraz daha konuşacağız. Şöyle, evet, bahçeyi çekelim, yaklaşalım, evet, biraz. Bahçemiz bakın bu şekilde. Var. Kaç dekar efendim burası? Kaç ağaç var burada? Burada 300 ağacımız var. 300 ağacımız, evet, var. Bahçemizi güzel çekelim. Dölleyiciler nelerdir efendim? Bunların dölleyicileri Fennur, Fernetti, Frengetti. Yaptınız, evet. Evet efendim. Tamam. Gelin girelim bahçemize şöyle. Şöyle, evet, bahçemizin düzgünlüğünü görüyorsunuz. Aha. Evet, içeri girelim, evet, şimdi bahçemizi. Yavaş yavaş gezelim şöyle. Evet. İçine tam olarak girelim şöyle. Tabii burada içeriye araya 7x4'ün arasına da meyve, evet, ağaçları dikilmiş tabii. Evet. Tabii bunlar kalacak yani. Bu bunlar arada kalacak. Buyurun, evet, gelelim. Evet, evet. Bunlar işte çocuklar yesin diye erikler falan konulmuş, evet, ama bunlar tabii örnek teşkil etmesin diye söylüyorum. Buyurun, evet, gelin. Ha. Evet, bahçemize girdik. Evet. Şöyle bahçemize. Şöyle geç abi. Bahçemiz. Bahçemizi çekelim şöyle. Şöyle çekelim. Şöyle düz Ercan. Yukarıya doğru. Evet. Efendim nedir? Rekor Gelişim ne fayda sağladı? Şimdi, şu an hasatları yaptık. Bu dün, evet, toplamışsınız. Biz de anca, evet, gelebildik. Evet. Hasatlarımızı biz yaptık. Hı. Rekor Gelişim'in bize, evet, artısı şu oldu. Rekor Gelişim'de bizim burada Marmara bölgesinde, bu ilçe genelinde ya da Bursa genelinde 4 aydır yağmur yağmadı. Hı hı. Ben de bunu taşıma suyuyla yaptığım için, evet, tamam mı? Yani Rekor Gelişim, yani yağmur yağacaktı yağmayacaktı bilmiyorduk, hı hı, ama Rekor Gelişim'i kullandım ve kullandığım yılda yağmurlar olmadı. Ama kurak hiçbir oldu. Evet, kurak oldu. Hı-hı. Hiçbir kaybım olmadı burada. Hı-hı. Yani bu Rekor Gelişim sayesinde. Yani evet. Şu andaki zaten bahçenin durumu belli. Çok güzel. Burada yani. Nedir şimdi şöyle belli, evet, de bilen var bilmeyen var. Heh. Şunu konuşalım öncelikle. Toprak nasıl oluyor? Bir çatlamayı engelliyor mu? Çatlamayı %100 engelliyor. Evet. Belli zaten, bizim burada böyle fay hattı gibi çatlak vardı. Bir duralım şöyle, ha, bir saniye. Kamera bir dursun şöyle. Evet. Fayatlı şurada gibi. Bak, hemen ayağımız üzerinde çatlaklar var. Şunu, evet, gösterelim, aha, şöyle lütfen. Bakın. Şunlar Ercan. Bunlar atılmayan bölgeler burası. Evet. Aha. Yaklaşalım şöyle. Şu çatlağa bakın. Her tarafta, yok, var bu şekilde. Evet. Bildiğiniz fayatlı gibi yani. Evet, evet. Aha. Evet. Şimdi gördüğümüz gibi fayatlı bu şekilde. Ki daha bir hafta 10 gün önce yağmur yağdı diyorsunuz. Tabii tabii, biraz yağdı. Yağmasaydı yani daha, evet, fazlaydı. Daha ilerledi. Gelelim ağaçlarımıza şimdi. Evet. Bakın buyurun. Şimdi 7x4 bir zeytin, zeytin demişiz. Bursa'ya, evet, geldik zeytinlerle, evet, şey yaparken ceviz ağacımız. Ceviz ağaçlarımız. Evet. Efendim, hasatlar öncelikle Allah bereket versin. Evet. Hasatları yaptınız. Yaptık. Ne çıktı ortalama ve kalitesi ne oluyor? Cevizin kalitesi nasıl değişiyor? Ne değişti yani? Şimdi bizde şu anda, kalitemiz çok güzel. Gerçekten, evet, çok güzel. Şimdi onun ürünü de gösterebiliriz. Gideceğiz, onu da göstereceğiz. Onu ayrı devamına koyacağız yani. Aynen, onun ürünümüzü de gösterebiliriz. Yani. Evet. Yani çok güzel bir verim geçirdik. Siz 4. yılda da verim aldınız ama 5. yılda. Bu 5. yılın bitti mi? Bu 5. yılını bitiriyoruz şu anda. Bittik. Ha. Evet. Geçen sene de ama neydi kalitesi nasıldı geçen sene? Şimdi geçen seneye göre burada daha verim biraz daha fazla. Verimde, hı-hı, fazlalık var. Artı üründe de böyle bir daha böyle canlı, parlılık içinde doluluk oranı, yani %100 değil de, evet, yine de güzel yani. Peki genel olarak 2019 yılı mesela geçmiş yıllara göre havale nasıl mesela verim anlamında?
havale yani. Diğer bahçeler. İşte, geçen yıl mı daha iyiydi şartlar bu sene mi? Şimdi bu sene şartlar daha iyi ama geçen sene bizim şartlarımız, yağmurlar daha fazla güzel vardı, güzeldi. İşte onu ama sordum bu ben. Yıl işte ha. Bu yıl öyle değil. Evet. 4 ay bir yağmurumuz kurak gelmedi. Kurak evet, geçti. Kurak diyorsunuz evet. Evet. Rekor gelişimi bu arada ceviz ağaçlarımıza nasıl attık dersek doğru atmışsınız. Çok güzel. Evet. Bakın ben rekor gelişimi böyle kullandım. Bakın ağacın boğazı burası. Buradan evet. Başlıyorsunuz. Evet. Buradan serpmeye başlıyorsunuz. Evet evet evet. Bakın iz düşüm burası. Evet. İz düşüm burası. Buradan evet. 360 derece her tarafa serpiyorsunuz. Evet. Hem bu araya da serpiyorsunuz. Evet. Bu arada bütün iz düşüm dahil boğazına kadar serptiniz yani. Serptim. Evet. Artı serptikten sonra benim makinem var. Çapa makinem. Çapa makinesiyle güzel bir karıştırma yaptım onu. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Ama dediğim gibi şu var. İşçilik kolay olsun diye söylüyorum ben. Hani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak aylarında. Hiç fark etmez mi diyorsunuz? Atılırsa da çapalama da olmayabilir aslında. Niye? Yağmurlar yağıyor zaten. Kar yağıyor zaten. Dolayısıyla da o kendisi alır aslında yani. Bu bizim ürün için konuşuyorum. Rekor gelişim için konuşuyorum. Anladım. Durum böyle yani. Gelin bahçemizi gezelim şöyle. Evet. Şöyle bir gösterelim bahçenin düzgünlüğünü. Bir eğrilelim şöyle bir. Şöyle eğrilelim bir. Bakın çapa motoru da orada duruyor bu arada. Evet. Gördüğümüz gibi bahçenin sistemi bu şekilde. Evet. Böyle değişik bir şey. Yavaş hareket edelim. Evet. Şimdi ne kadar büyüdü, ne kadar gelişti onu konuşacağız. Buyurun gelin böyle. Evet. Şurada biraz daha ağaçlarımızı gezelim. Sürgün kalitesi nasıl bu arada? Sürgün kalitesi güzel. Nedir güzel olan şey? Yani güzel olan şey mesela bak ben bunu buradan budamışım bak. Gösterin bak. Şuradan bir güneşe bunu, karşı bak, değil bak, arkaya güneş arkamıza ben bunu aramışım. Buradan kesmişim. Evet. Tamam mı? Heh. Bana daha iyi meyve verebilsin diye kesmişim. Aha. Bu gelmiş burada yaklaşık 1 metrenin üzerinde bir filiz atmış. Üzerinde meyve vardı. Peki ağaç başı verim vermesi dediniz 5 kilo oldu bu sene. Yani 5 kilo, 4,5-5 kilo arası var yani. Allah yani doğru dersin. Evet. Doğru. Gelelim böyle istersen. Güneşe karşı evet. Çekmeyin de güneş arkada oluyor ha. Şöyle gidelim. Biz de orada yanlış duruyoruz hali. Evet. Evet. Şimdi şurada taşıdığınız ağaçlar var. Onlara gelelim bir. Evet. Onlara gelelim. Onların hikayesini dinleyelim şöyle. Bahçemiz bu şekilde. Bakın yarıklar burada. Gerçek yarıklar bunlar işte. Evet. Bak, sulanmadığı zaman fay hattı gibi devam ediyor. Alt bölgeye geldi mi bu yarık olmuyor diyorsunuz ya. Yok işte burada canlı örnek yani ben peki, bir şey demiyorum. Su emişi nasıl oldu eskiye göre? Su emişi. Su emişi güzel. Evet. Güzel, nasıl yapıyor? Güzel. Bir de su emişi derken rutubetli bırakıyor. Nemli bırakıyor. Nemli bırakıyor. Yani. Evet kabarıyor bakarak şöyle. Çünkü ben bunu haftada bir sulayabiliyorum. O kadar çok şey değil. Gelelim rekor gelişim ne kadar geliştirmiş ağaçlar? Ve 200 litre veriyorsunuz en fazla. En fazla. Şimdi şu ağaçlara 200 litre artık az gelir yani. Bir seferde. Az gelir de. Gelelim bu ağaçlar nedir efendim? Hikayesini atır mısınız? Evet. Bu ağaçlar... bu sıraya bir şöyle gösterelim mi? Evet Ercan bu sırayı şöyle yukarıya doğru göster. Şöyle gösterelim mi? Yeterli ha. Şimdi durarak gösterelim ama zaten alıyor kamera ha. Evet. Efendim nedir bunun hikayesi? Bir anlatır mısınız? Şimdi bunun hikayesi bizim burada tapulaştırma yapıldığı için tamam mı? Yukarıdan biz bunları 3 sırayı söktük. Ağaç taşıma, ceviz ağaç ağacı taşıma. Nakil. Yani nakil. Kaç tane ağacı nakil ettiniz? 24 ağacımızı nakil ettik. Aynı burada. Diğerleriyle aynı yaş dikilmiş ağaçlarımız. Aynı boydalardı. Evet. Her şey aynı. Sonuç ne oldu? Buna da rekor gelişim kullandınız. Evet kullandım. Ama yani şu anda bunları şey olarak yani hepsinde mesela tutturamazsın diyen arkadaşlarımız oldu. Şu anda hepsi %100 tuttu. Tamamı tuttu yani. Tamamı tuttu evet. Zaten bakın ben size şu ağaç taşımayla ilgili söyleyeyim. Evet. Şimdi bakın şunu gördüğümüz sürgünler çok başarılı. Taşımış bir ağaçın birinci yıl için. Tabii gövdede de kısmi kalınlaşma olsa var, da az da. Işte, çok az. Demek çok ki geçen sene ağaçlarınız o köke çalışmış. Bundan daha küçüktü biraz daha. Aynen öyle. Dolayısıyla az önce gördüğümüz ağaçların ne kadar büyüdüğünü de anlamış oldunuz yani. Hani, evet. Aynen. Yani 4 yaşındayken demek ki biraz zayıfmış yani. Evet evet. Yani şu an şu kütür 4 yaşındaki bir ağaç için zayıf. Ki daha bu biraz daha gelişti bu sene. Her ne kadar yeni taşımış olsa da yine bu sene biraz kalınlaştı yani. Taşımış ağaç dediğiniz gibi köke çalışır. Hı hı. Ve dolayısıyla bu ağaç şu anda tuttu. Evet. Kökü kestiniz. Tabii kökü kestim. Kökü de kestiniz. Tabii. Ondan sonra bütün hepsini buladınız. Bunları da bak. Onlar büyük, dalları büyüktü. Bunda böyle şey baktı gibi.
Tamamen evet. Kestik. Bak çok şey bıraktık. Evet. Bunları iyice tabii, küt bıraktınız. Tabii tabii küt bıraktık. Evet. Ve bu seneye inşallah bunlar şimdi buraya. Daha güzel gelişecek evet. Yani. Tabii kesinlikle. Bir tane bile zayiat yok yani. Evet yok. Şu anda yok. Şu an burada bugün gördüğümüz gibi buna ne işlem yapacaksınız? Bir gösterir misiniz şöyle? Efendim? Ne işlem yapacaksınız bundan sonra? Şimdi bundan sonraki işlemimiz bizim şey yani buradan bu tekrar bunun ağaçların büyümesi için şuradan bir şey yapacağız bunu, budayacağız. Evet. Tamam mı? Şöyle budayacağız bunu. Bak burada meyvesi bile var yani. Hı hı. Ama biz meyve değil de biz daha önümüzdeki iki yıl bunu büyütmeye evet. Şey yapacağız. Burada İki yıl içinde bunları yetişir zaten. Yetişir merak etmeyin. Yetişir. Bu arada ben size şunu söyleyeceğim bakın. Ağacı görüyor musunuz? Badana yapmışsınız ilkbaharda. Hepsini ilkbaharda yaptınız. Hepsine evet. Bembeyaz değil mi burası? Evet. Sonbaharda da yapıyorum ben. Ama şöyle. İki defa. Herer. Burası bembeyaz farkındaysanız. Ama diğer ağaçlar beyazlı gitmiş yani. Büyüdüğü için. Neden? Büyüdü açılıyor. Için. Evet. Yani aynen. Demek sizin işte anlatmış olduk yani. Bakın evet. Burası bembeyaz hala duruyor. Sanki bildiğiniz tabaka gibi duruyor böyle yemyeşil. Şey bembeyaz pardon. Ama bugün diğer ağaçlarımızın. Gelelim şimdi. Ya şu şeyleri de gösterelim şöyle. Bakın bunların hepsi yeni taşıma ağaçlar. Harika tutmuşlar. Çok ciddi başarı yer bana göre. Hiç sorunsuz taşınmış. Çünkü insanlar diyor ki ağaçlarımızı nereye taşıyacağız? Ne yapacağız? İşte bak gördünüz. Evet. Tam olarak ay olarak hangi ay seçtiniz? Taşımayı ne zaman yaptınız? Nakil orada şeydeydi. Herhalde o yani bu yine Mart'ta, Mart'ın sonunda filan. Yani çiçek açtı mıydı? Yok. Uyanmadıydı. Uyanmadan. Uyanma öncesi. Tabii. Uyanmadan tabii. Söktünüz, budadınız. Söktük, kökünü budadık. Kepçeyle söktürdük. Kepçeyle buraya nakil yaptık. Anladım. Buyurun gelelim. Biraz daha gezelim şeyi. O kamera önden gelsin böyle. Piskül sürgün dedik böyle. Dedik ki bakın şu sürgün. O kadar sürgün vermiş de. Ya bak bu değil bak. Şuradan itibaren. Ne kadar piskin? Ucuna kadar piskin. Evet. Bugün önemli olan şey bakın. Gelelim gösterelim. Şu sürgün hemen kameranın yanında böyle. Bakın şu sürgün. Gelelim gösterelim. Ucuna kadar piskin. Evet. Ucuna kadar piskin. Gördüğümüz gibi burada bugün şey anlamında. Önemli olan sürgün pişkin olması. Evet. Yoksa bu evet. Çiğ olduğu yerde keseceğiz. Ya da eğer yıl sonuna kadar şey yapmazsa. Evet. Durum böyle. Gördüğümüz gibi ağacın gelişimi bu şekilde. Peki göz durumu nasıl gelecek yıla göre? Göz sökme nasıl olmuş yani? Gözler, sık mı? Şimdi gözler güzel zaten. Şey belli zaten bak. Şeyini gösteriyor. Gelelim kamera gösterelim. Kendini gösteriyor zaten. Gelelim kamera gösterelim şöyle. Gözler kendini gösteriyor. Şunu söylüyorum. Şu mesafe sıklaşmış mı yani onu diyorum. Nasıl? Şu mesafe sıklaşmış mı yani? Göz dökme mesafesi, yaprak sıklığı. Galiba o kadar evet. Dikkat etmedi. Yaprak yani. Renginden bahsettik. Rengi güzel. Yaprak rengi ne oldu? Başkaları nasıl mesela? Şimdi mesela diğer suyu daha düzgün, daha fazla olanlara dair konuşuyoruz yani. Tabii yani onlara göre bizim bahçemiz yeşilliğini koruyor. Su tabii yeşilliğini koruyor. Neden? Benim sulama imkanım çok kısıtlı. Evet. Bölgemizi çekelim böyle. Mevki olarak köyümüz yani. Mahmudiye köyü. Hı. Evet, çok güzel bir köyümüz. Hı. Şöyle yukarı kaldırarak şöyle aldığı kadar doğal bir manzara böyle. Hı hı. Evet. Gelelim içeri bir daha girelim şöyle. Görüyorsunuz burada hızlı gelişme sonucu kabuk atıyor şu anda tamam mı? Ağaçlar hızlı büyüyor. Evet. Ve eski kabuklar gidiyor şu anda ve alttan yeni kabuk çıkartıyor. Çünkü hızlı büyüdüğü için eski kabuk. Atan şey bu işte bakın. Şu gördüğünüz beyaz badana ne yapmış? Şu an atıyor kendisini. Onun için oradaki beyaz değil yani. Hızlı büyüdüğü için. Hızlı büyüdüğü için de gördüğünüz gibi yeni kabuk çıkartacak. Onu bekliyoruz yani. Durum böyle. Evet. Şimdi tabii sizler işleri güçleri yolunda insanlarsınız. Çok şükür. Yenişehir merkezde sanırım yaşıyorsunuz. Burada evet. Da buralısınız zaten. Ben buralıyım. Peki mutlu oldunuz mu bu sene? Çok şükür. Çok şükür. Sıkıntı yok. Tavsiye ettiniz oğlum dostlarınıza. Nasıl? Tavsiye ettiniz mi? Ediyoruz zaten de işte arkadaşlar biraz ekonomik olarak şey yapıyorlar. Düşünüyorlar onu. Ya ama tabii öyle parası yoksa mesela, alamaz tabii ki. Şimdi mesela ben bu sizin ürününüzü kullandım. Hı-hı. Bir daha... İki yıl kullanmayacaksınız. Yok. Yani yok bu yıl hiç gübre de kullanmadım. Ha öyle mi? Ha, bir de gübre de kullanmadım. Sadece ilaçlama yaparken yaprak gübürü kullandım. Anladım. Ha. Şöyle dönerseniz eğer. Evet. Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Eğer toprağınızda fuar olduğuna inanıyorsanız gübre atmayabilirsiniz. Ama toprağınızda eğer ki gübre madde hani eksikse bir şeyler
evet, atmanızı tavsiye ediyoruz. Bu da sizin bilmeniz gereken bir konudur yani. Anladım, tamam. Yani rekor gelişim toprağı çözer, topraktaki mineralleri aldırır, gübreleri aldırır. Ama varsa aldırır. Eğer yoksa atacaksınız. Bu sizin anladım, bilmeniz gereken bir konu. Üretici, yani yoksa hani atmayın desek doğru olmaz yani. Tabii, tabii. Onu da bilelim o yüzden. Yani, gerek taban gübresini gerek azotlu gübrelerimizi muhakkak sürekli atacağız yani. Tabii çünkü, o toprak tahlilleri. Yani ona evet çıkıyor zaten. Yoksa atacağız bu kadar. Yani o konuda kesinlikle şey yapmayın. İhtiyaç varsa. İhtiyaç varsa atacağız. Onu ama demek ki toprakta var ki toprakta iyi gözüküyor. Evet. Zengin gözüküyor. Güzel toprağımız güzel. Evet. Bundan dolayı da durum böyle. Evet. Ben onun dışında soracaklarım bunlar. Evet. Bir de cevizle ilgili malum tüccarlarımız eğer ceviz istiyorlarsa bak bundan sonra 340 ağaç var burada. Var. 200. Artık 200, önümüzdeki 200 yıl Mustafa Ülker Beyefendi'yi Yenişehir merkezde inşallah tabii. Bulabilirler rahatlıkla. İnşallah, dolayısıyla inşallah. Da bugün dolayısıyla cevizi rahatlıkla alır. Evet, kaliteli evet, güzel bir bahçe. Evet, durum bu şekilde. Hı-hı. Başka önerileriniz var mı acaba cevizle ilgili? Yani benim önerilerim güzel bir yatırım ya. Güzel yatırım. Güzel yatırım. Yani güzel şu an 5 kilo gibi rakam. Yani yaklaşık evet. Ağaç başı. Güzel bir yatırım. Yani. Güzel bir yatırım. Ha. Allah bereket. Allah razı versin. Güzel bir yatırım. Yani biraz 4 yıl gibi bekliyorsun ama yani karşılığını hiçbir şey değil yani. Hiçbir şey değil. 4 yıl falan bir şey değil yani. Güzel. Ha tabii cevizi de ben şunu söylemek istiyorum. Yani burada bölgenin iklim uygunluğu çok önemli. Yani evet, her bölgede ceviz yetişir diye bir şey yok, ben doğru evet, bulmuyorum. Her rakım uygunluğu evet, işte efendim binin altında kesin ceviz olur, binin yukarısında da fernur olur bilmem ne gibi. Doğru değil arkadaş. Her evet, bölgede hani iklim uygunluğu çok önemli. Yani rakım sadece yetişebilmesi için bir sebeptir ama verim vermesi için bir sebep değildir yani. Bundan dolayı da hani uygun bölge noktasında muhakkak görmek, tabii, bakmak bölgeyi, gerekiyor. Tabii bölgeyi, tabii tabii. Ha, bölgenizde şimdi bunu yani, görebiliyoruz yani. Burası. Burası uygun tabii yani Çetner cevize şey tabii, olarak test uygun, edilmiş, onaylanmış. Evet, test, tabii. Bölgede olan ağaçlar daha, var. Ağaçlar var tabii. Dolayısıyla tabii, bunu rahatlıkla gördüğünüz için de tabii evet, ağaçlar evet, olması önemli değil. Bakımsız evet, ağaçlar vardır. Tabii. O yüzden de bir laf vardır. Kötü örnek örnek değildir. Siz şimdi bakımsız ağaca bakaraktan ceviz vermeyi evet, dersen o da doğru olmaz yani. Yani onu hani bugün yani, hem bakacak tarlasına evet, ha bakıyor, ediyor düzgün ama verim vermiyor. O zaman dikkat edin. Yani o konuda yani orada o ceviz konuda yetişiyor tabii, mu yetişmiyor mu bakmak tabii, lazım. Ama, önemli konu. Tabii, onu bir tabii onun dışında toprak tahlilini yaptırmak lazım. Tabii rekor tabii, gelişim. Evet. Siz burada ağaçları verdiniz ama biliyorsunuz ki bizim rekor gelişim tarla ürünümüz de var. Evet. Bugün Yenişehir bölgemiz ova bir bölge. Ova bir bölge. Ve bütün tarla evet, bitkilerinin yetiştiği evet, bölge. Dolayısıyla tarla bitkilerini tavsiye eder misiniz sizce? Örneğin herhangi bir şey kullandınız mı tarla bitkisinden bir şeye? Yok. Kullanmadınız yani. Kullanmadım. Peki cevizde kalite değişti mi? Orada güzel. Peki domateste güzel, kalite değişir mi size göre? Bilemem onu şimdi. Değişir. Toprak değişebilir tabii. Toprak tabii, nemini koruyan tabii, bir şey tabii, tarlada da işe yaramaz evet, mı? Yani yarayabilir tabii. Yarar. Kesinlikle tabii, yarar. Doğru söylüyorsunuz. Evet. O yüzden de rekor gelişimi zaten izleyenler evet, buradan tarla bitkilerinde de görebilirler. Tabii. Rahatlıkla bugün rekor gelişim her türlü tarla bitkisinde en güzel sonucu aldıran bir üründür. Yani durum bu şekilde. Şimdilik biz memnunuz yani sıkıntı evet, yok. Çok teşekkür ederim. Evet ben de Yenişehir memnunum. Mahmudiye Köyü'nden evet, herkese selamlar. Evet. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.